Herkese iyi akşamlar değerli Türkmen TV izleyenleri. Bilen Kazanır programının yepyeni bir serisiyle karşınızdayız efendim. Bugün nerede miyiz? Bugün güzelimiz Tavuk ilçesinde güzel cami ve Hüseyiniye'miz Ashab-ı Kisa Camisi ve Hüseyiniye'sindeyiz değerli izleyenler. Bugün programımı sizlere buradan sunacağız. Sorularımızı burada güzel insanlara soracağız. O zaman kalın bizlerle bakalım bugünkü sorularımız ve yanıtlarımız ne şekilde olacak? Evet değerli izleyenler, işte bu güzel programı sizler için hazırlıyoruz ve şu anda gördüğünüz üzere değerli izleyenler biz Tavuk ilçesindeyiz. Burada güzel insanlarla birlikte olmayı istedik bugün de. Onlarla güzel sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Bakalım kimler yanıt verecek. O zaman gazamız mübarek olsun ve biz başlayalım. Abelerim selamun aleyküm ey yavaçara. Ya Rabbi inşallah orucuz ve duauz her vakit kabul ol inşallah ve Ramazanınız da kutlarım. Bildiğiniz üzere bizim programımız Bilen Kazanır programıydı. Güzel sorularımız var bizim. İnşallah bu güzel soruların nihayetinde de sizlere güzel hediyelerimiz olacaktı Kervan şirketinden. Eğer müsaade var ise başlayalım biz. Abilerim birinci sorumuzdur. İmam Hasan salam olsun ruhuna Kitab-ı İncil'de adı neydi? Buyurun. Şubbar Tevrat'taydı. İncil'de. Yok. Cabır buyurun. Buyurun yanımıza alın seni. Selamünaleyküm. Selam. Allah sağ olsun. Elhamdülillah sağ olsun. Ya Rabbi inşallah Ramazanınız, orucunuz ve duanız kabul olsun inşallah. Sen güzel ana çok sofa yatır bizim için inşallah. Allah sağ olsun sizi. Hazretlik tabii gün tavukta sizlerden birlikte olağın, sizlerden sohbet, muhabbet içerisinde olağın. Çok hoş gelmesin baştan güzeline, tavuğa, o zahmet çakıpsız bu yolun Mustafa'nın. Biz hamının cemaati yerine çok diğer çok safa geldi bizim mutfağımıza. Çok teşekkür ederiz. Abim sorumuz dedi İmam Hasan salam olsun ruhuna Kitab-ı İncil'de adı neydi? Cübar. Cübar. Çok teşekkür ederiz. Allah sıfat sağ olun. İnşallah tabi güzel bilgileri de kavuşalım sizlerden. Ve Kervan şirketimizden güzel bir hediyemiz var sana. Buyurun. Teşekkür ederiz de programımıza katıldığınız için. Allah sıfat sağ olun. Hadi. Allah sıfat sağ olun. Abilerim o zaman biz geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz da aynen İmam Hasan üzerinedi. İmam Hasan üzerine sorumuz soralım o zaman sizlere. İmam Hasan'a nişin dediler bir mevludu sünen? Tekrar edeyim sizin için. Ne için İmam Hasan'ın adı oldu? O dabı tesmiyanı kullandılar özü için. Bir mevludu sünen. Buyurun. Ya Rabbi Ramazanınız zor, uzun davuz kabul ol inşallah. Çok memnunum sizden, çok teşekkür ederek gelmenize bizim için buraya. Biz teşekkür ederek, haz ettik de inşallah sizleri görelim bugün burada Tavuk ilçemizde. Sağ olun, çok memnunum sizden de, çok ya, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sorumuz dedi, İmam Hasan salam olsun ruhuna niçin Mevlid-i Sünen koyuldu, tesmiyesi oldu daha doğrusu? Çünkü bu çok, peygamberin çok sünnetini özü tatbik etti yani. Bu sebebe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini üzerine tatbik etti. Evet. Hayatım çok İnşallah Teala Rabbi bu güzel bilgilerden hiçbir vakit yoksun bırakma onu özünüzü. Her vakit sizlere böyle güzel yerlerde görelim sizlere. Bu Kervan şirketimizden güzel bir hediyemiz var sizlere. Buyurun. Programımıza da katıldığınız için teşekkür ederim. Çok memnunum Kervan şeker şeyinden ve sizden de çok memnunum bugün buranın ışık ettiniz inşallah. Çok memnunum sizlere. Evet değerli izleyenler işte bu güzel programı sizlere sunmaktayız ve güzel sorularımızı sormaya devam ediyoruz. O zaman biz kaldığımız yerden devam edelim. Abilerim o zaman size o üçüncü sualımızı sorakın. Üçüncü sualımız da diri Kur'an-ı Kerim'de bir hayvan zikrolundu. Hem özü hem de nenesi. Bir hayvan Kur'an-ı Kerim'de zikrolundu. Hem hayvan hem de nenesi.
Buyurun. Hoş geldiniz Hacı. Aleykümselam. Eyvallah inşallah. Hoş bulduk. Çok sağ olasın. Elbette vel bahara. Doğrudur. Çok teşekkür ederim sizlere. Ya Rabbi inşallah da Ramazanımızı kutlarız. Bu oruzuz ve duamız kabul olur inşallah. Memnunluklar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Memnunluklar. Sağ olun. Sağ olun. Gördüğünüz üzere. Hoş geldiniz. Çok memnunum sizlerden. Kervan şirketimizden güzel bir hediyemiz var sizlere. Buyurun. Çok memnun olduk. Sağ olasın, var olasın, memnunluk sizden. Haberlerim, o zaman biz geçelim o bir sorumuza. O bir sorumuz da diri, en basit ve en zayıf ev kimin evidir? En zayıf ve en basit ev ne evidir? Buyurun Hacı. Bale buyurun. Tanıyabilirsiniz sizleri. Ben Kamal Hacı Yusuf. Çok memnun olduk. Yardım yardım sana. Sağ olasın. İnşallah da Ramazan'ı ve orucu ve dua kabul olur. İnşallah bu güzel ayda ya Rabbim Allah üzerimize mağfiret endire. İnşallah bu çok hayırlı Ramazan'dı. İnşallah ümmet Muhammed'in üzerine. İnşallah. Sorumuz dedi en zayıf ve en basit ev ne evidir? Ankabut. Ankabut evidir. Sağ olasın. Hazreti de bugün tavukta sizlerden olağın. Sizlerden sohbet muhabbet içerisinde olağın. Hoş. Çok hoş gelip siz memnuniyetle. Çok sağ olun. Yani, çok sağ olun. Teşekkür ederim sizlerden. Vokervan şirketimizden güzel bir hediyemiz var sizlere. Buyurun. Çok memnun olduk programımıza katıldığınız için. Sağ olasın, var olasın. İnşallah daima görürüz sizi buralarda. Evet değerli izleyenler, işte programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve güzel sorularımıza sormaya elbette devam ediyoruz. O zaman biz kaldığımız yerden devam edelim. Abilerim, o bir sorumuz da diri, Kur'an-ı Kerim'de bir tek aye bizimden harf-ı dat ile başladı. Kur'an-ı Kerim'de bir tek aye harf-ı dattan başladı. Buyurun. Hoş geldin. Sağ olasın. Ali. Ali memnun oldum Ali. Ali sen vakit buraya gelesen. Tamam ha. Ne mutlu sana inşallah. Sağ olasın. Ya Rabbi Ramazan'ı da kutlarız. O inşallah orucu ve dua kabul olur. Sağ olasın. Sağ olasın sizden. Çok memnunum sizden. Zahar el fesade fil berri vel bahar. Doğrudur. Sorumuzun cevabıydı. Dedi Kur'an-ı Kerim'de bir tek aye bizimle yani başladı. O da harf-ı zattandı. Zahar el fesade fil berri vel bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Zahar el fesade fil berri vel bahar. Doğru. Çok tebrik ederim seni. İnşallah ya Rabbi sen de Allah hiçbir zaman orucudan ve namazudan hiçbir zaman yoksun bırakmasın. Kervan şirketimizden de güzel bir hediyemiz var sana. Buyurun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok memnunum sizden. Gelmeğiniz bura. Çok keyiflendik. Çok mutlu olduk. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli abilerim, o zaman geçelim o bir sorumuza. O bir sorumuz da diri, Hazaneti Cehennem'in nete daha doğrusu adet var bizde, Hazaneti Cehennem. Nete Hazanet Cehennem'imiz var? Buyurun abim. Selamun Aleyküm. Selam, ehlen ve selam. Ehlen ve selam. Sağ olas, ehlen. Siz de hoş geldiniz. Ehlen ve selam. Ben Mulla Haydar Haşdi Şabili ve 16. Çok memnun olduk Mulla. İnşallah da Ramazanımızı kutlarız ve orucuzu duamız kabul olur inşallah. Sizi buradan beraber. Çok sağ olun. Ahlen ve selam. Sorumuz dedi Hazreti Cehennem ne çeşit? 19 zanadı. 19 zanadı. Aleyhi tes'at aşar. Doğrudur. Ahlen ve selam. Sağ olun asas. Biz de inşallah. Ahlen ve selam. İnşallah sizler ha böyle güzel günlerde görürük ve inşallah ha böyle hoş günlerde görürük sizler ya Rabbi. Biz de sizleri hoş günde görürük. Her vakitte sizi yani baramıza bakarı hoş şeyler yani teklim etsiniz. Ondan sonra bu Kur'an-ı Kerim'i ve bu Ehl-i Beyt'in silahsını aleme anlatsınız. Biz sizden çok memnunuz. Efendim çünkü zaten bizim programımızın amacı inşallah insanları bilmediği zaman bize biraz öğrenin hem de özleri öğren sizler aramızda böyle güzel bir muhabbet sohbet olsun. Yani İmam Alim bir kavli var. Men allemeni harfen men etkene abden. Ahlen ve selam. Ahlen ve selam. Ve Kervan şirketimizden güzel bir hediyemiz var sizlere. Buyurun. Çok tebrik ederim sizlere. Ahlen ve selam. Sağ olasın. Ahlen ve selam. Hoş geldin.
Evet değerli izleyenler, biz kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel sorularımıza. Gerçekten de buradaki insanlar çok sıcakkanlı ve sorularımıza hemen yanıt veriyorlar. O zaman biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet abilerim, o zaman geçen o bir sorumuza. O bir sorumuz da diri, Kur'an-ı Kerim'de vacip olan sücdenin adedi neçe tekti? Bakın vacip olan, yok adedi sücde. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Mustafa Abbas. Tamam, sağ olasın. Ya Rabbi Ramazan'da kutlarız inşallah. Orucu ve dua kabul ola. Sorumuz dedi, Kur'an-ı Kerim'de vacip olan neçe sücdemiz var? Dört tane. Dört tane, doğru. Vale. Peki toplam neçe sücdemiz var? Sekiz tane. Toplam. Toplam... 14 tane de. Tamam, dört tanesi vacipti. Dört tanesi vacipti, vale. Doğru. Çok tebrik ederim seni. Güzel bir hediyemiz var sana Kervan şirketinden. Buyurun. Çok tebrik ederim seni ve mutluluk duydum da programımıza katıldığınız için. Hoş geldiniz tavuğa. Safa getiririz. Sağ olasın. Evet abilerim, o zaman geçelim o bir sorumuza. O bir sorumuz da diri, bir sure Kur'an-ı Kerim'de hatm olundu, yani bitti o sure ki peygamber adıyla. Bir sure bitti bizim için Kur'an-ı Kerim'de. Uzaklardan bir kardeşim alın kaldırıp buyursun. Doğrudur. Hoş geldin. Sağ ol. Hasan Ali Azgar. Tavuk bölgesinden. Sizi biz... Hazreti tabi gün sizlerden olağın, sizlerle sohbet, muhabbet içerisinde olağın. Çok hoş geldiniz, safaları getirdiniz. Her vakit ister siz katılarsınız bizim borgularımıza, hastan bu tavuk memleketi, Türkmen memleketi sayılır. Biz razıyız sizden. Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah. Sorumuz dedi, bir sure Kur'an-ı Kerim'de ki peygamber adıyla bitti. Bəli, o da suret A'la'dı. İbrahim ve Musa ki peygamber adıyla bitti. Doğru. Nebi İbrahim ile Nebi Musa aleyhisselam. İnşallah böyle güzel günlerde görürüz sizleri. İnşallah böyle gövrümüz atsın sizler yönde gerçekten. Yani bu güzel yerde, bu Türkmen bölgesinde vücudunuzu ispat ettiriz her vakit inşallah. İnşallah biz de mevcuduk sizle. Katı sağız bizden çok keyfimiz geldi. Her vakit gel sağızda kapımız açık. Şeylerimiz, mantıklarımız, yerimiz her vakit siz uçağı açık. Teşekkür sizlerden. Ve Kervan şirketinden güzel bir hediyemiz var sizlere. Buyurun. Çok tebrik ederiz sizleri. Sağ olasın. Evet değerli abilerim, o zaman geldik son sorumuza. Gerçekten de bugün programımız çok çabuk bitti. Sizlerin sayesinde elbette. Güzel vücudunuzu burada ispat ettirdiniz bizlere. O zaman son sorumuza geçelim sizler için. Son sorumuz da diri, Kur'an-ı Kerim'de bir suranın adı Erkan-ı İslam'dandı. Kur'an-ı Kerim'de bir suranın adı Erkan-ı İslam'dandı. Buyurun abim. Doğrudur, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ustadım, sen Salman. Çok memnun oldum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ya Rabbi, Ramazanımızla kutlarız. Çok teşekkür ederiz. Orucuz o dağız kabul olun inşallah. Elhamdülillah. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Safalar getiririz. Hamdolsun. Sizi sayağımızla tarif ettik. Türkmen şeyler tarif olup. Hamdolsun Allah'a. Hamdolsun Allah'a. Sorumuz dedi, Kur'an-ı Kerim'de bir suramız var, o da Erkan İslam'dan adıdır. Suratul Hac. Elhamdülillah, sağ olasın, sağ olasın. Sağ olun, razı olun. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz sizlere. Ve Kervan şirketimizden güzel bir hediyemiz var sizlere, buyurun. Kervan şirketi sizden beraber, sağ olasın. Çok memnun olduk sizleri tanıdığımıza. Allah'tan sağ olasın, hamdolsun. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, işte bu güzel Hüseyiniye ve camii olan Ashab-ı Kesat'a bugün sizlere programımızı sunduk. Tabii ki de Tavuk ilçesinden sunduk sizlere programımızı ve şu anda sorularımızı sorduk ve bitirdik. Şu anda yanımızda hem şeyhimizle birlikteyiz hem de bu cami ve Hüseyiniye'yi yapan kişiyle birlikteyiz. İkisiyle de güzel bir sohbet anında olmayı deneyeceğiz daha doğrusu. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ahlen ve Selam. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Sağ olasın. Ya Allah'a selam. Duyduğumuza göre bu Cami ve Hüseyin yani siz ayağa durdurursunuz inşallah. Bununla ilgili bizlere biraz tarihi bilgiler verseniz. Vallahi bu cami ben yaptım 2011'de. Geldim bana bu yerleri yaptım, aldım. Taktlarını yaptım, başladım işleme. Bazı kimseler bana yardım etti burada işle. Yani
İşlerde, bazı işlerde bana yardım ettiler yani. Ama hapsi öz beddimedi, hapsini. Özüm yapmışım özüm. En gökten indiye kimi hemen özüm işe kalkmışım. Ne güzel. İnşallah bu güzel insanları bir araya toplayıp siz. Elbette güzel bir şeydir. Elhamdülillah. Allah'ın bu vergisidir bize. Allah bir vergi verir bize. İnşallah bu ahiretçidir. Bu alemi cem etmişik içinde. Allah özü müsebbiptir. Özü cem edip bizim için. İnşallah biz de işte kusur koymarız. Her zaman biz çalışırız bu işte. Her zaman yok besman. Yani bütün ümmet Muhammed için inşallah kısmet olsun. İyi bir işler yapılsın. Yok bezzamı her şey. Her hayırlı iş. Din yani. Aziz yasın inşallah. Bu güzel insanları birlikte yığıştırdı. Ümmet Muhammed hapsi yardım etsin birbirine. Bir böyle işler yapsın. Bundan daha hayırlı bir iş yoktu. Yani insanın elinden nazı gelirken Allah hamdolsun şükür olsun. Allah bize bir hidayet verdi. Bunu yaptım ben. Hamdolsun ya Rabbi inşallah size ruhak böyle güzel şeylerde duraz insanlardan. İnşallah. Yaşak tekrar selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizlere güzel bir sohbet yapmak istedik inşallah. Siz de ne mutlu size ki bu güzel insanlar birlikte burada bu güzel şeylere yığıştırıpsınız. Ramazan ilgili ne demek istersiniz? Ve elbette mezzu Ramazan uzun kutlarım. İnşallah duavuz ve uzun kabul olur. Sağ olasın, var olasın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala eşrefel halk Muhammed ve alihi tayyibin attahirin. Ama ba'd. Bugün ki gelipsiz size bidayeten hoş geldi diyarı ve bugün de gelipsiz bizim mescide, bizim Hüseyinye'ye hakikaten bir güzel münasebede gelipsiz ala ve huve viladet seyyidi ve mevlay el imam el hasen el muştaba salavatü rabbi ve selamu aleyh. Ve bu münasebede biz size çok terhib ederiz ve inşallah hapsi müminlere de isteriz tevfik olsunlar li taatillah subhanahu ve teala. Allah subhanahu ve teala isteriz hapımızı tevfik etsin li maradih ve en yücennibena maasih ve en yarda anna ve en yudkhilena fi cinanihi ve fi rahmeti ve fi kenefi rahmetihi. Vallahu veliyyut tevfik. Kederek sizlere çok sağ olun. Ya Şeyh Kervan şirketinden güzel bir hediyemiz var sizlere, buyurun. Çok teşekkür ederim size. Sağ olas, var olas. Biz teşekkür ederim. Çok hoş geldiniz. Hacı bizim de güzel bir hediyemiz var. Aynen Kervan şirketinden. Onu da sizden ya Şeyh'in tasarrufuna koyacağız o zaman inşallah. Hediyemiz de alalım. İnşallah bunun tasarrufu senden ya Şeyh arasında olacaktı inşallah. Kervan şirketinden. Sağ olasın. Allah çok etsin. İnşallah. Allah inşallah bütün insanlar bir doğru yola işleri getirsin. Çok memnunum sizlerden. Bizler bugün burada çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederiz sizlere. Allah razı olsun. Memnunum sizlere. Sağ olun. Çok memnunum. Böyle. İnşallah bizim bir hediyemiz var inşallah. Hüseyinye'den idaret mescitten inşallah. Kanatımızın idaresine inşallah. Çok memnunum. Duyarık. Çok sağ olun. İnşallah ya Rabbi böyle. Tebrik ederek sizleri inşallah bu güzel Hüseyin ve Cami'ye böyle ayakta durdasın inşallah. Gerçekten güzel bir şekilde devam ettirirsiniz bunu. Sağ olasın, var olasın. Allah subhanahu ve teala hakkımızı tevfik etsin bir maradı inşallah. Sağ olun, çok teşekkür ederek sizlere. Çok memnun oldum gelin ağzınızdan. Aynen o sayılın, sağ olasın. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler, işte bugün sizlere programımızı Tavuk İlçesi'nde bulunan cami ve hüseyiniyesi olan Eshab-ı Elkisa cami ve hüseyiniyesinden sunduk.
İnşallah güzel bir program oldu. Hem sizler adına hem de bizler adına değerli izleyenler. Bakalım bugün neler sormuşuz. Efendim birinci sorumuz İmam Hasan'ın İncil kitabında ismi neydi? O da Cübr isminde geçiyor değerli izleyenler. Sonrasında İmam Hasan yine sünnetin oğlu deniliyormuş ona daha doğrusu. Onun da sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sünnetlerinin yerine getirmesi ile meşhuruymuş. Ondan ötürü bu isim ona verilmiş değerli izleyenler. Sonrasında en zayıf ve en basit ev hangi ev? O da elbette örümcek evi değerli izleyenler. Sonrasında yine güzel sorularımız sormaya devam etti. Kur'an-ı Kerim'de tek bir ayet zat harfiyle başlıyor. O da Bismillahirrahmanirrahim zaharal fesade fil berri vel bahri. Bu ayet değerli izleyenler Rum suresinde. Ve diğer sorumuzu da sorduk değerli izleyenler yine güzel abilerimizden. Onun da cevabını elbette aldık. Cehennemin kaç haznesi olduğunu sorduk. 19 cevabını aldık değerli izleyenler. Ve sonrasında Kur'an-ı Kerim'de vacip olan kaç secdemiz var? Onun da 4 olarak cevabını aldık. Ve yine güzel sorularımıza kaldığımız yerden devam ettik biz. Ve son sorumuz da değerli izleyenler. O da Kur'an-ı Kerim'de bir suremiz iki peygamberin ismiyle bitti. O da Suretil A'la'ydı değerli dinleyenler. Sonrasında ve en son sorumuz olarak Kur'an-ı Kerim'de hangi sura Erkan-ı İslam'ın isimlerinden bir isim değerli izleyenler? O da Suretil Hac değerli izleyenler. Ve işte bugünlük de programımı sizlere bu şekilde sunduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Biz yarın yine güzel bir yerde olmayı temenni ediyoruz ve umut ediyoruz. Bizlerden ayrılmayın, unutmayın. Bilen kazanır.